Hoş geldiniz. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeyiz. Birazdan Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey sizden gelen soruları cevaplayacak. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Yine hoş her zamanki gördük. Gibi iyi görünüyorsunuz. Evet. Evet Nilüfer'deyiz. Gülümsüyoruz sloganı ve ben de gülümsüyorum. Siz de gülümsüyorsunuz. Nilüfer'de gülümsetmeyi ayrıcalıklı kılan nedir, üstün kılan nedir? Neden gülümsüyoruz sizce? Aslında o kadar güzel sordunuz ki. Nilüfer'desiniz, gülümseyin sloganı dahi hı hı. bir iddianın, bir anlayışın aslında temsilcisi. Neden? Biz diyoruz ki Nilüfer'de yaşayan herkesi gülümsetmek zorundayız. Hı hı. Gülümsetmeliyiz ki Nilüfer'de yaşamanın mutluluğunu yaşasın. Mutluluğunu anlasın. Onun için bu konu hakikaten önemli. Birçok şey var. Bakın Nilüfer'de yaşam çok farklı. Yani bugün Nilüfer'den çıkmadan, şehrin yani Osman Gazi tarafına geçmeden tüm yaşamını idame ettirebilecek bir sosyal, evet. kültürel, sağlık, sportif alanlarımız mevcut. Hı hı. Hatta ticari alanlarımız mevcut. Organ sanayi bölgesi dahi evet. biliyorsunuz sanayi bölgelerimiz var onunla birlikte. Onunla, o anlamda Nilüfer hakikaten artık Bursa'nın ve Bursa ile birlikte tabii dışarıdan Bursa'ya gelmek evet. isteyenlerin tercih ettiği yaşama arzusuyla buraya geldikleri bir alan. Bunu nereden biliyoruz? Bakın 2012 verilerine baktığımız zaman Osman Gazi yaklaşık 2000 civarında artmış nüfusu. Yıldırım'da ona benzer bir artış var. Fazla değil. 3-4 bin artış var. Ama Nilüfer'de artış 24 bin kişi. İnanılmaz. Yani bir mahalle daha gelmiş evet. Nilüfer'e geçen sene. Bu demektir ki 2013'te de bir mahalle daha gelecek. 24-25 bin kişi bir mahallemiz oluşacak ilave olarak. Niçin geliyor bu insanlar? Buradaki farklı bir yaşamı tatmak için. Farklı bir yaşamda çoluğuyla çocuğuyla mutlu yaşamak için. Buranın spor tesislerinden yararlanarak sağlıklı bir yaşam sürmek için. Evet. Buranın kültürel tesislerinden, sosyal alanlarından yararlanarak sosyal ilişkilerini evet. geliştirmek için. Bunun için geliyor. Evet. Yani niçin gelsin insanlar? Çünkü insanların özlemi vardır. Hepimizin özlemi vardır. Daha iyi bir yerde yaşamak. Evet. Daha güzel, nitelikli, yaşam şartları, yaşam standartları yüksek. Bir alanda yaşamak hepimizin özlemidir. Evet. Ya, bu özleme karşılık veren yerde tabii ki Nilüfer Belediyesi'dir. Nilüfer Belediyesi. Onun için Nilüfer'e geliyor. Evet. Onun için gülümseyin diyoruz. Nilüfer'desiniz. Evet kesinlikle gülümseniyor. Evet. Eksiklerimize rağmen onu da söyleyeyim. Mutlaka yani eksiğimiz mutlaka vardır. Eksikler, bu eksiklerimizler bitmez ki. Bitmez. Bitmeyecektir de. Dün akşam bir toplantıda, Beşevler'de bir toplantıda vatandaşlarımıza aynen şunu söyledim. Yani bizim almış olduğumuz sizlerden şikayettir, istektir, öneridir vesaire bunları topladığımız zaman aşağı yukarı 500 milyon liraya yakın bir bütçe gerektiriyor. Yatırım bütçesi. Biz yılda ancak 100 milyon lira civarında bir yatırıma yönelik bir bütçe ayırıyoruz. Bu demektir ki en az 5 yıl bu evet. talepler sürecek. Yani bir de ilave gelenlerin de talepleri olacak. Onun için talepler bitmez. Evet. Biz de bunları programlıyoruz. Yıllara sari programlıyoruz. Stratejik planımız var. Stratejik planımıza işleyerek neyi ne zaman yapabileceğimizi de ortaya koyarak ki bunu da yaygınlaştırıp katılımcı bir anlayışla yaparak yönetmeye çalışıyoruz. Çünkü Nilüfer
sadece insanların mutlu olabilecekleri değil, aynı zamanda da demokrasinin de kalesinin olacağı bir yerdir. Kesinlikle. Yani demokrasi buradan filizlenerek güçlenecektir. Evet. Siz belediye başkanlığı sıfatından çok kent yöneticiliğini kendinize daha yakıştığını düşünüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Peki Nilüfer Belediyesi olarak sizin bu kadar seviliyor olmanız, çok güven veriyor olmanız, bu kimliği üzerinize çok iyi taşıdığınızdan dolayı olduğunu düşünüyor musunuz? Sevilmenizin ilk sıralamasında bu olabilir mi? Şöyle, ben de bir insanım. Ben insan olarak insanları çok seviyorum. Onun için de insanların... Zaten sizin insana gününde, yatırımınız değil mi? Evet, hep insana yatırım yapıyoruz. İyi gününde, kötü gününde onlarla birlikte olmak benim sadece başkanlık döneminde değil, başkanlıktan öncesi de felsefemi oluşturuyor. Hı hı. Onun için ben diyorum ki, arkadaşlarıma da söylüyorum. Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız, karşınızdakine de öyle davranın. Aynen öyle. Bakın bu benim yaşam felsefemi oluşturuyor. Bu benim sözümdür. Yaşam felsefemi oluşturuyor. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Çünkü hepimiz gittiğimiz yerde ilgi görmek istiyoruz. Evet. Aranmak istiyoruz. Ya da bizim bir acılı anımızda bize sahip çıkıldığını gösterilmesini istiyoruz. Bize destek olunmasını istiyoruz. Mutluluğumuzun paylaşılmasını istiyoruz. Evet. Bu bizim geleneklerimizde de var. İnsan olarak yapımızda da var zaten. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Aslında benim fazla bir şey yaptığım söylenemez ama bunları yapıyorum ben. Yani yapılması gerekeni yapıyorum. Evet. Bunlar dahi farklılık olarak göze çarpıyorsa demek ki sorgulamamız gerekiyor birçok şeyi. Kesinlikle aynı fikirdeyim aslında. Yani, sorgulamamız siz, gerekiyor. Olduğu gibi kendi duruşunu sergileyen hayat felsefesini yansıtan bir başkansınız. Yani olduğumuz ve gibi belediye başkanlığında hiçbir zaman bir meslek olarak görmediğinizi söylüyorsunuz. Kesinlikle. Benim mesleğim inşaat yüksek mühendisiyim ben. Evet. Benim mesleğim belli. Hı hı. Ve zaman zaman toplantılarda bazı belediye başkanları meslektaşım der ya da bir söz söylüyor. Ben hemen karşı çıkarım. Hayır, hayır, ben senin meslektaşın değilim. Evet. Sen kendini öyle düşünüyorsun ama beni ilgilendirmiyor. Evet. Ben kent yöneticisiyim. Hı hı. O da her 5 yılda bir vatandaşlarımızın, o yerel halkın oylarıyla, bakın, onlar adına hizmet gören bir insan. Evet. Bunun için yöneticiyim diyorum ben. Hı hı. Belediye başkanının sıfatı hakikaten bana biraz farklı geliyor. Yani pek içselleştiremiyorum onu ben. Hı hı. Ama kent yöneticisi deyince daha böyle, ya ben bir hani bir şeyi yönetiyorum. Evet. Kenti yönetiyorum ama kimler adına? Onlar adına. Çözümlü. Çünkü onlar yetiştiriyorlar. Vatandaş yetiştiriyor bize. Evet. Yani onların hayatını kolaylaştırma adına bir şeyler yapmak zorundayız ki mutlu olsunlar. Ya bize bir dönem daha hani yönetmek için izin versinler. Evet. Yani onun için kent yöneticiliği daha doğru bir tanım gibi geliyor bana. Ve her yerde bunu söylüyorum. Belki bazıları alınabilir ama hiç önemli değil. Ama çok da yakışıyor. Evet. Evet, biliyorum, eleştiriye çok açıksınız. Eleştirilmekten hiç korkmuyorsunuz. Kesinlikle. Bir belediye başkanı olarak bu konuda çok açık ve netsiniz. Onun için gelecek sorulardan çok rahatsız olacağınızı düşünmüyorum. Kötü bir soru geleceğini de düşünmüyorum. Şimdi dilerseniz sokak röportajlarımıza bir bakalım. Size neler sorulmuş? Ben bu arada hemen bir şey söyleyeyim. Lütfen, yani dediğiniz gibi eleştiriye açığım. Evet. Tabii hakaret boyutunda tabii olmadı söz. Yani insan olarak zaten bunu yapacaklarına inanmıyorum. Aynen öyle. Biz de yanlış yapabiliriz. Gayet. Eleştirebilirler. Bana da hem Facebook'tan hem Twitter'dan hem elektronik posta adreslerinden zaman zaman eleştiriler geliyor. Onları yanıtlıyorum. Hı-hı. Hatta bazıları diyor ki, ya ben bu kadar eleştirdim başkanım, dönmenize hayret ettim diye de bu defa geri dönüyor. Yani şaşkınlıkla. Ama niye dönmeyeyim ki? O da bir insan. Yani. Olabilir, benim yanlışım vardır veya yanlış bir bilgi almıştır, onun üzerine eleştirmiştir. Evet. Olabilir. Biz eleştiriye açık olmamız lazım. Evet. Birbirimizi anlayabilmemiz için eleştiriye açık olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Tanımamız için eleştiriye açık olmamız gerekiyor. Evet. Uzlaşma kültürünü oluşturmak için eleştiriye açık olmamız gerekiyor. Aynen. Bu bir insani duygudur. Bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Saygı duymak lazım. Kesinlikle. Onun için öyle. Şu andaki gelecek olan eleştirilerde... Zaten o kadar çok seviliyorsunuz ki ne kadar eleştirilecek bir şey olur, çok olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya, mutlaka olabilir. Hatta ben basında ve canlı yayında vesairede işte
şu soruyu sormayın, şu soruyu sorun diye hiçbir zaman için demedim, demem de. Evet. Bu benim tabiatıma aykırı. Aslında karşısındakine de insan saygısızlık etmiş oluyor. Evet. Onun için ben bugüne kadar hiçbir basın mensubuna hiç saygısızlık etmedim. Kesinlikle. Evet. Hadi bakalım şimdi izleyelim neler sormuşlar. Nilüfer'e bir tane SGK hastanesi istiyoruz. Yerimiz de burada hazır. İstiyoruz. Çok uzaklara gitmek zorundayız hastaneler için. Bu başka bir şey istemiyorum. Hastane alanının ne olacağını öğrenmek istiyorum. Mutluyuz biz onun yaptıklarından. Burada eğlence mekanları var. Bu eğlence mekanlarının ses gürültülerini, ölçmelerini ben, desibel ölçülerini yapmasını, kontrol ettirmesini çok arzu ediyorum. Özellikle yazın ve kışında bu eğlence mekanlarında ses çok haddinden fazla açılıyor ve çevrede çok büyük bir rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Bunların denetlenmesini ben isterim yani. Bir tek eksiğini ben onu görüyorum. Ben Esentepe Mahallesi'nde oturuyorum. Sayın Belediye Başkanımız Bozbey'den Esentepe Mahallesi'ne de biraz ilgilenmesini rica ediyorum. Kaldırımlarda biraz yerde çökükler var işte. Onarılırsa bence iyi olur kanaatindeyim. Nilüfer'imiz bir defa Bursa'nın göz bebeği, çiçeği çok güzel. Neticede biz Mustafa Bey'den çok memnunuz. Kendisinin performansı yüksek, çalışmaları iyi. Nilüfer'i bir Şanzelize Caddesi gibi yaptı Fransa'daki. Çok güzel, her taraf güzel. Yani biz Mustafa Bey'den memnunuz. Evet, vatandaşımız haklı. SGK hastanesi isteme talebini ben son derece olumlu buluyorum. Çünkü epey bir mesafede biliyorsunuz SGK hastanesi. Ama Nilüfer yatırımlar konusunda biraz eksik hissediyor kendisini. Yani yıllardır işte FSM'deki hastane olayı var biliyorsunuz. Evet. Ama şu anda bildiğim kadarıyla göçmen konutları bölgesinde daha önce Dört Çelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile ilgili bir tekrar bir yatırım yapılıyor. Orada bir bölüm yine devlet hastanesi statüsünde ya da SGK statüsünde yer alacak diye düşünüyoruz. Hı hı. İnşallah bu gerçekleşir ama kısa süre içerisinde mutlaka bir hastanenin, devlet hastanesinin Nilüfer'de yapılmasını arzu ediyoruz. Yıllardır talebimiz bu. FSM Hastanesi ile ilgili de aslında o konuyla ilgili uzunca bir süredir bir çalışma yürütüyoruz. FSM'nin olduğu, FSM'deki bu hastane alanı gerçekten bizim için çok önemliydi. Daha önce özellikle seçim döneminde bir başka şekilde değerlendirilmesi gündeme gelmişti. Biz karşı çıkmıştık ona. Dedik ki burada biz bir başka şekilde değerlendirilmesini, ticari bir bölge olarak değerlendirilmesine karşıyız. Buraya bir kamusal anlamda bir yatırım yapılsın diye hastanemizi istiyoruz demiştik. Geldiğimiz süreçte duyumlarımız var. 200 yataklı ya da 250 yataklı bir hastanenin orada planlandığı, hatta bütçesinin hazırlandığına dair bilgiler var. Ama temeli atılmadığı sürece de tabii buna kesin olarak bakamıyoruz. Ancak bir talebimiz var. Hastaneyi biraz daha arkaya kaydırabiliriz. Ya da hastaneyi bir başka yere kaydırarak orasının meydan olmasını, yani FSM üzerinde bir meydan, altı otopark olan bir meydanın olmasını, etkinliklerin yapılabileceği bir alan olmasını da biz önerdik, evet, teklif ettik. Bu konuda ilgililerin desteğini bekliyoruz. Ayrıca tabii eğlence mekanlarından vatandaşımız haklı aslında söylediği biçimde. Gerçekten zaman zaman şikayetler almıyor muyuz? Alıyoruz. Bu şikayetleri takip ediyor muyuz? Kesinlikle takip ediyoruz. Bizim yine Sağlık Müdürlüğümüzün bünyesinde kurulu bulunan çevre büromuz tarafından burada çeşitli ölçümler yapılıyor bu şikayet olunan yerlerle ilgili. Ve belirli bir düzeyin altında olması sağlanıyor seslerin. Bu sesler zaman zaman belki açılabilir. Evet. Bu konuda vatandaşlarımız bize bildirirlerse biz gereğini yapıyoruz. Hı hı. Ama bu demektir ki bunları ortadan kaldıralım. Tabii ortadan kaldırmayı ne zaman düşünürüz? Ses konusunda duyarsız kalanların sadece ilgili mekanlarını belki kapatabilmek mümkündür. Evet. Onları yani azından sorumluluk gereği belirli ses seviyesine çekmek mümkündür.
bu konuda herkesten, yani burada işletme sahiplerinden de anlayış bekliyoruz. Evet. Neticede bölgelerinde insanlar yaşıyorlar. Tabii ki. Kimseyi rahatsız etmeye hakları yoktur. Hı-hı. Biz onlar da kazansın diyoruz ama vatandaşımız da mutlu yaşasın istiyoruz. Bu hedefteyiz. Tabii SNTP aslında bizim önemli mahallelerimizden bir tanesi. Hı-hı. Ama vatandaşımız niye ilgi gösterilmesini özellikle talep evet. etmiş. Onu da anlayacağız. Çünkü o bölgeyle ilgili farklı sıkıntılar var. Özellikle bir yolumuzun Mudanya yoluna ulaşmasıyla ilgili bir sorun yaşıyoruz. Kamulaştırma sorunu gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Onu çözmek üzere arkadaşlarımız. Evet. O zaman Esentepe mahallemiz hakikaten zaten Nilüfer'in önemli mahallelerinden, nitelikli mahallelerinden bir tanesi. Bir sorun kalmayacak. Ve Esentepe mahallemizde bulunan Güller Caddesi zaten Bursa'ya, Türkiye'ye örnek bir evet. cadde oldu. O caddede diğer caddelere örnek olacak. Şimdi bir başka yerde de aynısını uygulama olanağına sahibiz. Onu da yapacağız. Kaldırımlarla ilgili tabii bayan vatandaşımız haklı. Şöyle ki tabii bu kaldırımlarla ilgili çalışmalar biz de yürütüyoruz. Ama bizim sorumluluğumuzda olan sokaklarda ya da caddelerdekilerini biz yapıyoruz. Ama büyükşehirin sorumluluğunda olan alanlarda büyükşehirin yapması gerekiyor. Evet. İşte FSM gibi caddelerde, İzmir yolu gibi caddelerde ya da Tuna Caddesi'nde ya da işte Beşevler, Bilginler vesaire bu caddelerdeki maalesef yol bozukluklarından, asfalt problemlerinden, trotuar problemlerinden tamamen büyükşehir sorumludur. Büyükşehir'e bunları ilettik. Hatta Nilüfer Hatun Caddesi de dahil olmak üzere. İlettik. Bunların bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bunun da takibini yapıyoruz. Evet. İnanıyoruz ki büyükşehir buralarda olan sorunları bir an önce çözecektir. Ama bizimle ilgili olan kısımları vatandaşımız bize müracaatını yapsın. Biz gereğini yapacağız. Size ulaşmaları yeter. Evet. Zaten bize kapı her zaman açık. Evet, bize ulaşsınlar. Biz gereğini yaparız onların. Evet. Sorularda gördüğünüz gibi çok korkutucu değil. Yok, normal olan evet, sorular. Vatandaşımızın bu soruları sorması, hatta takibini yapması çok önemli. Aynı fikirdeyim. Yani biz istiyoruz ki takibini yapsın. Evet. Hatta yapıldıktan sonra da yapılmıştır ya da iyi olmuştur, kötü olmuştur evet, diye aslında bir mesaj atsa bize. Bir, onu bile biz en azından evet. kendi aramızda değerlendirmeye tabi tutarız. Bir fikir üretiyor olması ait tabii. olduğunu hissettirir aslında. Ama ilgili ve alakalı şimdi, olduğunu gösterir. Bu da önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Neden? Nilüfer'i benimsemişler. Sorumluluk evet. duyuyorlar. Yani bu taleplerinde bile bir sorumluluk değil var aslında. Evet. Ya benim mahallemin ya da işte kaldırımların ya da benim buraya niye bu tesis yapılmıyor? Taleplerinin olması onları bu kente karşı sorumluluk duyduğunu gösteriyor. Onun için evet. teşekkür ediyorum kendilerine. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, sosyal medyayı çok iyi kullanan bir başkansınız. Evet. Burada da ayrıcalıklısınız aslında. Takip etmeye çalışıyoruz yoğunlukla. Evet. Yurt içinde yurt dışında fark kesinlikle etmiyor. Kesinlikle. Oradan bile aslında mutlaka cevap veriyorsunuz. Veriyorum. Mutlaka ulaşmaya çalışıyorsunuz. Evet. Her şeyi takip ediyorsunuz. Burada da ayrıcalıklısınız ve öndesiniz. Sosyal medya deyince tabii biz de Twitter'da sorduk ve oradan gelen sorularımız var. Evet. Bir de bakalım oradan neler sorulmuş. Nikah eviyle ilgili Sayın Başkan nikah evi süper olmuş. Toplantılarımızı, etkinliklerimizi de orada yapabilir miyiz diye sormuşlar. Tabii yapabilirler. O yalnız nikah eviyle ilgili müracaatı ilgili firma var. O firmaya yaparlarsa mutlaka o salonlardan yararlanabilirler. Evet, bu güzel bir haber o zaman. Evet. Başka bir sorumuz da Nilüfer'de yaşıyorum fakat FSM'yi kullanamıyoruz. Belli bir saatten sonra otopark yeri bulmak evet. eziyet demiş. Kesinlikle doğru. Yani işte onun için biraz önce FSM'deki hastane alanının bir bölümünün evet. üstünün meydan altının otopark olmasını onun için özellikle belirttim. Evet. Bizim bu talebimiz var. Tabii yolda da bir düzenleme yapılması lazım. Yani Büyükşehir'e biz 4 sene önce onun projesini gönderdik. Dedik ki yolu FSM'yi bu şekilde istiyoruz. Tabii aslında FSM'ye alternatif bir caddemiz daha var. Özlüce'de. Evet. Oradaki Özlüce Caddesi
Hakikaten iyi gelişiyor. Yani standardı yüksek gelişiyor. Bu da bizim için çok çok önemli bir cadde. Bir bulvar. Evet. Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'dır orası. Bu bulvar diğer o şu anda yaşanan sorunları yaşamaması adına otoparklarla ilgili de çeşitli düzenlemeler yapıyoruz orada. Evet. Yani bunu da gerçekleştiriyoruz. Ama FSM'de o yol düzenlemesi çerçevesinde belki belirli bölgelerde yol altına da otoparklar yapılarak dünyada örnekleri var. Yani Şanzelize Caddesi'ne gittiğinizde orada yolun altı olduğu gibi otopark. Giriyorsunuz bir yerden, bırakıyorsunuz aracınızı, üste çıkıp saatlerce orada kalabiliyorsunuz vesaire. Evet. Yani bunu yapmak mümkün. Çözümleri var. Büyükşehir'in talebinde var. Siz bu konuda yurt dışı seyahatlerinizde daha çok araştırma ve ben Nilüfer için ne değişiklik yapabilirim, neler üretebilirim şeklinde bir kesinlikle gezi oluyor diye düşünüyorum. Ben gittiğim her yerde bizi ilgilendiren, benim yani Nilüferlerin yaşam kalitesini, yaşam standardını biraz daha yukarı çekebilecek farklı bir şey bulabilir miyim diye beni gezdirin diyorum. Şurayı da göreyim, burayı da göreyim. Fotoğraflıyorum, arkadaşlarıma gelip paylaşıyorum. Gerekirse kafamda oluşturduğum zaman daha oradan daha mesaj olarak atıyorum. Diyorum ki bak böyle böyle bir şey, fotoğrafı bu, bu konuda çalışmaya başlayalım. Yani farklı şeyler. Oradan bile sabırsızca yani, hemen gönderiyorsunuz bakın, dönüşü beklemeden. Dernekler yerleşkemiz var. Şu anda Türkiye'de tektir. Örnektir. Bakın bir süre sonra diğer belediyeler de bunu yapmaya başlayacaklardır. Kesinlikle inanıyorum. Evet. Çünkü biz takip edilen bir kurumuz. Kesinlikle. Her şeyimiz de takip edilen bir kurumuz. Ödülümüz de var zaten. O dernekler yerleşkesi bile Fransa'da, gerçi kardeş şehrimiz şehir olarak Dışişleri Bakanlığı'nda onaylanmadı Ermeni meselesinden dolayı ama evet. O kentte gördüğüm bir alan ile yine kardeş şehrimiz olan Japonya'da Tokay kentinde görmüş olduğum halk evi binasından esinlenerek bakın aynısı değil. Onlardan birlikte ikisini bir araya toparlayıp kendimize uygun hale getirerek bir yer yaptık. Tabii. Yani bizim de kültürümüz var tabii. Tabii. Ona uygun bir yer yaptık. Şimdi 140 dernek oradan faydalanıyor. Yetmiyor şimdi. İnanılmaz talepler gelecek. Geliyor da nitekim. Belki bir başka yerde daha farklı bir modellemeyle yine dernekler yerleşkesinin ikincisini yapma ihtimalimiz var. Müthiş bir sinerji doğdu aralarında. Yani çok biz güzel. Bir taraftan da ona bakıyoruz. Yani sivil toplum örgütleri arasında da bir diyaloğun kurulmasını, evet. Ortak projelerle bir sinerji oluşturmalarını arzu ediyoruz. Neticede hepsi bunların gönüllü çalışan, gönüllülük esasıyla kurulan kuruluşlardır. Evet. Bunlara destek olmak, sahip olmak, destek vermek, evet. Bunların yanında olmak, sahiplendiğimizi göstermek onlar için de çok önemlidir. O zaman farklı projelerle, kente dair farklı projelerle insanımızın yine standardını yükseltecek önemli işlerde imza atarlar diye düşünüyorum. Evet, diğer bir sorumuz da ata evlerden ata bulvarına geldik. Eski mahalleyi özlüyoruz. Hadi başkan yap bir güzellik, ışıldat şu caddeleri denmiş. Ata bulvarı gerçekten çok hoş. Şimdi ata bulvarıyla ilgili tabii Büyükşehir'in uhdesinde orada bir çalışma yürüyor ama biz şimdi notlarımızı bunları alacağız. Evet. Hem Büyükşehir'le görüşeceğiz aynı zamanda UYEDAŞ'la da görüşeceğiz. Aydınlatma konusunda onların mutlaka bizim desteğini almamız lazım. Aydınlatma işleri onlara ait ama bunu da yaptıracağız yani. Evet. Takibini yaparak, birlikte takip ederek gerçekleştireceğiz. Çok güzel. Kaya'dan ev alalım mı Sayın Başkan? Hizmet gelecek mi? O bölge yeni planladığımız, hani şu anda tartışılan işte Dubai projesi falan. Evet. Aslında Dubai ile ilgisi yok ama biz özellikle yeni bir yerleşim alanı, son yılların müthiş gelişen bir alan olduğu için oraya arkadaşlarımız teknik olarak görmeleri gerektiği için gittik. İncelemelerde bulunduk orada. Hem Dubai hem Abu Dhabi tarafında. Evet. Ondan dolayı belki kamuoyunda böyle bir isim takıldı ama o bölgede farklı bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Üstelik de ekokent özelliklerini taşıyan bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Tabii vatandaşımızın sorduğu neresi ama Kayapa'nın ve Görükle'nin bir kısmını da o İzmir yolunun güney tarafından bahsediyorum. Evet. O kısımda, o bölgelerde yapmış olduğumuz yeni alan gerçekten Bursa'nın inanılmaz güzel bir alanı olacak.
Ama güzel. Vatandaşımız Kayapa'nın başka yerinden almışsa biz her yere götürdüğümüz hizmeti oraya da götüreceğiz. Müşteri olsun. Evet. Ata Bulvarı'nda çöp konteynerleri tertemiz. Beş evlere de yaptırmaz mısınız? Diye sorulmuş. Aslında her yerde çöp konteynerleri var ve temizleniyor. Ama kullanımdan kullanıma değişiyor. Bizim tabii 3 yıl önce başladığımız bir projemiz var. Evet. 4 yıl önce kararını aldık. Dedik ki 10 senelik bir projeksiyonla Nilüfer'de bütün konteynerleri yerüstü konteynerleri ortadan kaldıralım. Yeraltı konteynerine çevirelim. Çünkü hem işijen aynı zamanda da daha fazla, daha az konteynerle daha fazla çöpü muhafaza etmiş oluruz. Koku olmaz, görüntü olmaz diye düşünerek bu yola çıktık. Ve başarıyla devam ediyor. Tabii önümüzdeki sürecimiz de var. Önümüzdeki planlamalarla birlikte hem Beşevler, hem Ataevler, hem İhsaniye, işte bulvarlar vesaire tamamına konacak bunlar. Güzel. Ve o zaman daha da çöple ilgili sorunumuz azalmış olacak. Yani zaten yok ama iyice bitmiş olacak öyle diyelim. Ama konteyner kullanımında ben özellikle artık vatandaşlarımızdan istediğim ne olur konteyneri gittiklerinde kapağını kaldırsınlar, çöpünü içine atsınlar. Kesinlikle. Yani bunu istiyoruz sadece. Evet. Çünkü yanına koydukları her çöp kedi köpek karıştırabilir ya da insanlar karıştırabilir ya da başka bir şey olabilir. Evet. Sorun oluyor ve çevre kirliliği oluşturuyor. Biz hepimiz Nilüfer'i korumak zorundayız. Çevresiyle kesinlikle beraber korumak zorundayız. Evet. bir sorumuz daha var. If İstanbul'da saatler nedeniyle bazı filmleri kaçırdık, tekrar olamaz mı? tabii biraz zor o. Şöyle gerçekten çok güzel filmler çok vardı. Ama tekrarı şu anda mümkün görünmüyor. Belki ileriki yıllarda yenilenebilirse o proje olabilir diye düşünüyorum ben. Evet. Gelen sorularımız bunlar. Ben bizi izleyen izleyicilerimizin çok bu verdiğiniz cevaplarda mutlu olduğunu düşünüyorum. Doğru kişiden açık ve net bir şekilde cevaplarını aldılar. Ben son şunu sorayım size. Hep başarı bir hedef değil, bir yolculuktur diyorsunuz. Bu yolculuğunuzda yorulduğunuzu hissettiğiniz bir dönem oldu mu? Yok, aslında yorulduğumu hissetmedim. Tabii zaman zaman hani güçlerle karşılaştığımızda ya neden böyle oluyor diye sorguladığım zamanlar vardır. Bunlar olağandır ama evet, neticede bu yolculuk hakikaten başarı diye tanımladığımız bu yolculuk sürekli bir yolculuk olması gerekiyor. Evet. Yani her ne kadar bu yolculuğun içerisinde tepeler vardır, inişler vardır değil vesaire mi? Ama yolculuk keyifli gidiyor. Yani başarılı bir şekilde yapılıyor bu yolculuk. Yani başarının da aslında çizgisine uygun bir yolculuk olarak devam ediyor. Bunun yanında tabi bu kent gelişiyor. Zaman zaman kurumlarla olan ilişkilerde üzüldüğümüz anlar oluyor. Yoksa vatandaşla biz sorunumuzu öyle ya da böyle çözüyoruz. Evet. Yani 14 yıldır aşağı yukarı ben kent yöneticiliği yapıyorum. Vatandaşla çözdük. Yani işte bazen biz fedakarlık yaptık, bazen vatandaş fedakarlık yaptık evet falan. Böyle karşılıklı sorunlarımızı öyle ya da böyle bir araya getirip çözmek zorunda kaldık ve çözdük de. Mutlu bir şekilde bitti. Ama devletle olan, ya evet, devletin ilgili kurumlarıyla olan sorunlar bir türlü çözülemiyor. Ben bunu anlamış değilim. Evet. Yani işte Ertuğrul'da yaşadığımız bir sorun bizden önceki 3 sene önce başlamış. Biz 14 sene olduk, toplam 17 senedir yapılan bir şey. Bir şey halen daha sıkıntılı, süreç devam ediyor. Tabii bir de bunların özellikle kamuoyu tarafından da doğru algılanması önemli bizim için. Yani bizim mücadelemiz orada kentin kamusal alanlarının korunması mücadelesidir. Yoksa bugün milli emlak baksanız, onların taleplerini yerine getirseniz sorun hemen çözülecek. Nedir onların talepleri? Diyorlar ki işte kamu alanlarını ticarete açın, konuta açın ve biz bu işten vazgeçelim. Devlet niçin vardır? Kamu niçin vardır? Kamu alanlarını korumak,
kamusal çıkarı korumak maksadıyla vardır. Yani ileride oraya okul ihtiyacı mı var? Okul yerinin hazır olması lazım. Bir belediyenin hizmet ihtiyacı mı var? Hazır olması lazım. Yani kamunun elinde olması lazım. Ya ama kamu ne diyor? Buradakileri çevir, konut yap, ben satacağım bunları diyor. O üçüncü şahıslara geçecek. E senin ihtiyacın, kamunun ihtiyacı olduğu zaman ne olacak? Kamulaştırma yapacaksın. Yani böyle bir şey olur mu? Bunun gibi bir başka konularla ilgili süreçler çok uzuyor. Evet. İşte İhsaniye Kent Meydanı'nda biz bir planlama yaptık. Burada kültürel tesisler alanı vardı. O kültürel tesisler alanına da avam projeler çizdirdik. Amacımız belediyenin gücüne göre ileride başlasın ama adam gibi kültür merkezi yapsın. Nitelikli kültür merkezine ihtiyaç var. Çünkü gelişiyor, nüfus büyüyor vesaire. Bir teklif geldi. Orasını vergi daireleri işte yerini taşıyacakmış. Vergi dairesi yapılsın. Doğru mudur? Doğru değil. Bir meydanda bulunması gereken belediye binası, kamu binası, kaymakamlık, ticari üniteler, kültürel tesisler, spor tesisleri. Bakın bunlar var. Bir tekne kaldırılıyor burada, kültürel tesisler kaldırılıyor. Yani bu nasıl bir şehircilik anlayışına bakıştır? Kamu böyle bakmaması lazım. Evet. Yoksa vergi dairesi orada olmuş ya da bir kilometre ileride olmuş, iki kilometre beride olmuş fark eder mi? Fark etmez. Neticede zaten yerleri var. Evet. Ertuğrul'da yerleri var. Vergi dairesi gitsin orada yerini yapsın. Ama işte biz kentleri günlük düşünüyoruz. Kamu idarecileri günlük düşünmemesi lazım. Maalesef kamuda bu denli günlük düşünen insanlar tarafından kentlerimiz yüzyıllara aktarılamayacak kadar değer ortaya koyamıyor. Koymuyorlarmış. Yani bir değer koyalım, yüzyıllarca anılsın. Bir oraya bir kültür merkezi yapalım. Ama o kültür merkezi atıyorum 300 sene sonra da ayakta kalıyorsa insanlar orada yine kültür merkezi kullansınlar ama meydanı ile beraber. Evet. Belediye binası, çarşıları, spor tesisleri vesaire beraber o alanda bir birliktelik, sosyal ilişkiyi geliştirsinler, kültürel ilişkileri geliştirsinler. Bunları yaşasınlar. Ama biz ne yapıyoruz? Bir parçayı koparıyoruz. Neden? Ya şimdi biz buraya düşünüyoruz. Öyle bir şey yok. Evet. Dünyada şehirler, bu tür olaylar kamuoyu tarafından iyice tartışıldıktan sonra, özellikle Avrupa için söylüyorum, iyice tartışıldıktan sonra uygulamaya geçiyor. Bakın biz geçen hafta Hanau kentindeydik, Almanya'nın. Frankfurt'ta yaklaşık 25 kilometre yakın, Frankfurt'un doğusunda kalan bir kent. Kardeşşehir ön protokolü yaptık. Şimdi meclisimizden geçireceğiz. Kardeşşehir olacağız. Orada merkezde bir proje geliştirmişler. Sadece projenin olabilirliği 4,5 yıl tartışılmış. Bakın 4,5 yıl. Evet. Yani neredeyse bir belediye başkanlığı süreci. Aynen öyle. 4,5 yıl sadece tartışılmış. Halk tartışmış. Sonuçta ne olacağına, nasıl bir yapı olacağına karar verilmiş. Evet. Sonra proje başlamış. Bakın. Ve 7. sene diyorlar şu an. Temel atmaya başlamış. Evet. Yani doğru iş yapmak için halkı katmanız lazım. Çünkü halk kullanacak orada. Evet. Ben kullanmayacağım. Tek başıma kullanmayacağım ki. Baktığınız zaman yani aslında halkı bir katmadığınız ekip bir şey sahiplenilmesi evet, mümkün kesinlikle değil. Kesinlikle öyle. Tabii hiçbir şey karşıdan göründüğü kadar kolay değil. Her sektörde ve her meslekte olduğu gibi her ne kadar siz başkanlığı meslek olarak görmeseniz de sizin de kendinize ait bizim bilmediğimiz bir takım zorluklar var. Tabii. Bu zorluklarla mücadele ediyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Güzel. İki dakikada bir şey söyleyeyim ben lütfen, hemen. Lütfen buyurun. Çok kısa. Örneğin işte tapu daireleri biliyorsunuz Yıldırım'a taşındı. Şimdi benim bakıyorum Nilüfer büyük bir alan. 51 bin hektara yayılmış bir alan. Yani öyle bir geniş alan. Ve buradaki insanlar 20 kilometre ortalamasını aldığınız zaman 20-25 evet. kilometre
yere gidip tapu işlemlerini yaptıracaklar. Yazık değil mi bu insanlara? Evet. Yani artık o bölgede gününü harcayacaklar. Bilmedikleri bir bölge. Yani bunun neden düşünülmediğini bir türlü çözmüş değil. Gerekirse belediyelere versinler. Zaten ilerlemiş toplumlarda bunu dünyanın birçok ülkesinde tapu daireleri ayrı değil. Belediyelerin içinde belediye yapıyor. Noterden satışı yapıyor. O kadar. Noterler üstleniyormuş. Evet. Yani kimse bir daireye gidip işlem de yapmıyor. Ama noterdeki evrak belediyeye geliyor. Kimin adına olduğu orada öngörülüyor. Evet. Belli oluyor. Ama şimdi biz ne yaptık? Tapu dairesini kaldırdık. Diyoruz ki tapuyla ilgili, kadastroyla ilgili ki kadastroda mutlaka belediyelerin yapması lazım. Kadastro işlemlerini. O da olmuyor. Oraya gidecekler insanlar. İnanın bana şu anda perişan olmaya başladılar. Yani bir daire satacak, bir imzaya gidecek. Yani böyle zahmete, yani insanları bu kadar mağdur etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Benim de hakkım yok, kimsenin hakkı yok diye düşünüyorum. Yani bu konunun da iyice değerlendirilmeden yapıldığını düşünüyorum. İnşallah geri dönülür. İnşallah diyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine görüşeceğiz. Sorularımızı alacağız, cevaplayacağız. Görüşmek üzere. Sağ ol. Soruları bekliyoruz. Evet. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sosyal Kent'te buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.